Ne niye böyle hayatım, durdun? Vallahi, böyle mi durmak istiyorsun? Vallahi özellikle yaptığım bir şey değil. Gayet doğalım aslında ama belki sahne ve yaptığım müzikten dolayı böyle algılıyorlar. Canım ben de Türk sanat müziği okuyorum ama yani o zaman şöyle bir şey yani var. dün İboşov'u izleyenler bilirler. Bir dakika. Evet, halam çok güzel Türk sanat müziğinin divası zaten. Tabii. Hanımefendi ama ne cilveliydi dün be. Sorma. O da olacak. Ondan ders almak lazım. Dün yalnız dün onda bir şey var. Benden sakladığı bir şey var onun. Saygı duyuyorum hani. Ah canım benim canım. İkisi kaldı en sonda. Hadi hadi dedi ona. Ay. Çok güzeldi dün. Ay canım benim. Çok keyifli gerçekten. İkisi de çok sevdiğim değerli arkadaşlarım. İbrahim zaten benim kankam. Bülent Hanım biliyorsunuz ki halam. Ve Türk sanat müziğinde Umut'la da hep konuşuruz. Sözü dinlenilecek, sesi dinlenilecek. Gerçekten büyük usta. Çok değerli. Bir kilometre taşıdır tabii. Ama işte biraz önce onu dedim yani. Her şeyi okudu. Ne cilve. Dün bir cil başka bir türlü bir şey de vardı yalnız. Başka bir şey vardı. Onu da öğreneceğiz. Peki. Umut'la da konuşacağız. Çünkü bence bunun arkasına sığınma. Okuduğun şarkı gereği değil. Hayatım, dökül bakayım. Var, dur. Ne bu? Dökül. Ne bu biliyor musun? Yani çok fazla bu sohbeti yapamıyorsunuz başka programlarda. Kendini ifade edebilme. Belki ondan da kaynaklanıyor. Ben biri hakikaten Çok güzel bir kadın açılan çünkü. Da, konuşan lütfen, da bir insan değilim. Lütfen yalan mı? Umut Akgürek bakın çok güzel bir kadın. Canım benim ya. Çok güzel. Ediyorum. Hayır doğruları söylüyorum. Teşekkür Hiç ederim. Yalan değil. Onun güzelliği. Ayrıca birileri bazen yan yana geldiğimizde Sema'cığım sen de iyiydin. Sen de bu alemde gelmiş geçmiş hemen hemen büyük sesleri, güzel sesleri bilen tabii hanımefendisin. Evet. Bu, Türk müziğini çok sever Sema Hanım. Evet. Çok sever. Sema Hanım çok da bilir gerçekten yani. Öyle. Hakikaten çok iyi sesi bilir. Gazino adabını bilir. Her şeyi bilendir tabii hanımefendidir. Yani. Onun için sen de dinle. Şimdi bir araya geldiğimiz zaman konuşuyoruz. Bazıları çıkıyor diyor ki ay benden başka büyük yok. İşte öbürü diyor ki ay bir tek ikimiz varız. İki tane dangalak çıktı son zamanlarda. Yapıyorlar böyle şeyler ama aslında böyle şalvarında sallayıp duvara vuracağını bilmeyenler var. Ama ne kadar talihsizlik değil mi? Hayatım ya. Çok büyük ben talihsizlik. Ne hissediyorsun? Konuşarak değil, işimi yaparak takdir edilmek isterim. Benim kendimi anlatmam hiç hoş olmaz. Evet. Hele ki senin gibi çok değer verdiğim. Çünkü güzellikse güzellik. Yalan güzel icra edenler. Güzel kadın. Şimdi görüyorsunuz bakın. Çok teşekkür ses ederim. Ses. Ne eksik? Acık cilve mi? Var kız var. Ay. Yap biraz. Öğretsene bana Seda. Ne öğreteceğim? Bak. Gülmem bile benden daha şu. Bir gül. Aşk olsun ayol. Bak kahkahası bile benden şu. İşte ben böyle gülerim falan. Jestlerle, mimiklerle. diye. Kadının gülmesi bile bu kadar seksiyken nasıl ne yapayım da daha o zaman? Böyle duruyor abla. Ne yapayım evet. Daha? Ne yapayım? Nedir? Ver mikrofon gitsin Çorlu'ya bakayım. Nedir Aygül? Şimdi bazı insanda hani derler ya iticilik olur diye. Balcı sirkeci işi. Sirke çok sert ama... Ben miyim itici? Bak şimdi. Dur şimdi. Sen bana biraz öğretsene ya. Nasıl cilde var? Bunda bu kiloyla. Bu kiloyla bunda bir cilde var. Var. Şimdi sirkeci tatlı diliyle hani sirkeyi satar da balcı tatlı balını acı diliyle satamaz diyor ya. Benim demek istediğim şimdi ses var, fizik var. Seda'nın dediği gibi biraz da cilve. Şimdi şarkıyı söylerken niye geldiniz der gibi dur şimdi. Bir başka. Bir dakika. Manyak. Geldiniz der. Öyle mi bakıyorsun? Ay bana da bak. Seda bir müsaade et bir şey söyleyeyim. Ha. Şimdi bak bir de şu vardı. Az önce bir şey söyledin ya. Sizi yıllardır o kadar alıştırdılar ki sadece oynayarak gözünüzü boyadılar belki. Seda'nın da çok iyi bildiği gibi, Emel Hanım gibi, Muazzez Abacı gibi, Bülent Ersoy gibi, Seçil Heper gibi çok değerli, kıymetli sanatçılar çıktılar yıllarca Türk halkının gözlerinin içine bakarak şarkıları birazdan söylediler. Kız ben TRT ekolünden geldiğim için kız olması gerektiği gibi. Ben de cilveliyim gereğince. Ama asla kopu sallayamam. Azıcık yapayım. Aşkım zaten ses kendini dinletir. Mesela şu kol bastığı nenem de oynuyor, dedem de oynuyor. Çünkü kendini oynatıyor. Kol bastı oynatıyor. Kol bastı. Herkes onu yapacak işte. Kol bastı oynatacak. Onu demek istedim. Ses güzel oldu mu? Yüz asık da olsak, güzel şimdi, de olsak dinlenir. Tabii ki burada
seni sevenler tabii ve canım. Sana... Beni böyle sevenler seni, seviyorlar evet, zaten. Sağ olsunlar. Hepsi espri. Ama bugün bu imajı yıkacağız. Bugün iki tane kadın, bu kadar da yakından tanıdığım iki kadın, bu kadar sıcak olabildiğim iki kadın canım nasıl benim, oluyordu böyle görünüyorlar. Mesela bu konuşmalar seni kızdırıyor mu? Kızma. Yok yok kızmıyor. Ha bak demek ki öyle mi duruyorum, böyle mi yapayım de. Yok yok. Azıcık cilve kocan mı kızıyor? Hayır alakası yok. O, kıskanır mı seni? Son derece memnun. Yani sahnede beni hiç kıskanmaz. Sonuçta ben işimi yapıyorum. Evet. Sahnede zaten... Ben mesela çok cilveliyimdir. Gerekir. Benim farkında değilim ki ben. Ne bileyim ama her yerim bir ayrı oynuyor benim. İçinden ben, gelecek. Evet. Suni olursa zaten sırıtır. Ben de olduğum gibiyim. Beni de böyle sevenler seviyorlar. Bu şekilde devam. Peki diyor ki ben böyleyim yani... Çok cilveli olduğunu zannediyor bir de bak ne kadar acı. Tabii tabii. Hayır vallahi şöyle bir iddiam da yok, çabam da yok. Aa yerim ama, seni. Ama şu da var tabii çıkıp sırık gibi de söylemek olmaz. Tabii. Gereğince hafif el kol kızardı hareketi. Kızardı kızardı. Aa bak, yapmayın benim, arkadaşıma. Benim örnek aldığım isim bir tek onu söyleyebilirim. Emel Hanım'dır. O bence her şeyi kararında çok ölçülü yapan. Anam çok cilveli. Birazdan izlettireceğim Emel Sayın. Cumartesi günü sabahların sultanı ekibi olarak... Günaydaydık. Emel Sayın ve sevgili çok, eşim onun şan program yaptılar. Anam Emel Hanım var çok ya tatlı. Şu eli bir cilveli bu cilveli. O kadar o ama kahkası. Yani kalkıp da öyle. Ay ben 14 Şubat'ta ne yapacağım bir sevgilim bile yok. Acaba bulur muyum demesi. Evli baklı kadınım ayol ne diyeceğim ben şimdi. Ay sen öyle deme canım. Herhalde biz öyle demeyeceğiz. Ama dur öğreteceğim ben dur, sana. Öğretsen bana. İki ama figür. Arkada öğret burada uygulayalım. Figür tamam olmaz. İki figür öğreteceğim. Efendim sakın bir yere ayrılmayın. Bugün